AMG'nin baştaki A'sı Afrecht. Yani AMG'nin kurucu mühendislerinden. İkincisi ise Melser, ikinci mühendisin soyadı. En sondaki G ise ilk mühendisin doğduğu şehrin ismi. Grossesbach diye Almanya'da bir şehir. 1967 yılında kurulduğunu görüyoruz. Yani yaklaşık 56 yıllık bir performans tarihçesi var. Kuruluş amacı ise motor tasarlamak, motor geliştirmek ve motor imalatı yapmak. Özellikle o dönemde yaptığı motorlar Mercedes'in yarışlarda çok büyük başarılar kazanmasına neden olmuş ve 1999 yılında AMG'nin kontrol hisseleri Mercedes'e geçmiş. 2005 yılında da artık Mercedes'in bir kolu haline gelmiş. AMG dediğiniz zaman yanında 43, 53, 63 gibi rakamlar vardır. Bunlar da esasında AMG'nin ve Mercedes'in önemli motorlarını belirten kodlardır. Yanlış hatırlamıyorsam 53, Mercedes'in düz, tek sıra, 6 silindirli, turbo, 3 litrelik makinesini temsil eden bir rakam. Otomobil %100 elektrikli bir otomobil olmasına rağmen tamamen ananevi olarak, yani karakteristik olarak bu 53 kullanılıyor. Bu AMG modeli baz olarak aynı tasarıma sahip. Farklılıkları belirtmek için çok kısa tasarımdan bahsetmek istiyorum. Şu gördüğünüz kısımda otomobilin AMG versiyonu olduğunu belirten bize aşağıya doğru çubuklar var. Krom çubuklar var. 22 inç çok şık. Benim çok etkilendiğim bir tasarıma sahip olan jantlar var. EQS'de 21 inçti yanlış hatırlamıyorsam. Burada 22 inç olduğunu görüyoruz. Ayrıca arka tarafta da aynı ön tarafta olduğu gibi iki tane hava çıkışı şeklinde tasarlanmış ince parça var. Bundan yaklaşık 6-7 ay önce biz Mercedes'in EQS modelini genel olarak sizlerle beraber konuşma imkanı bulmuştuk. Biz yola çıkmak için hazırlanırken isterseniz o programdan da EQS'nin tasarımı hakkında, dış ve iç tasarımı hakkında söylediğimiz şeyleri de izleyebilirsiniz.